halde edip adı varlar var. Bu kuruluş Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan tam 17 gün önce kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nda içeride milletimizi bilgilendirdi. Yabancı gazetelerin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele etti. Dışarıda ulusal mücadeleyi savundu. Uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin sesini duyurdu. Bu milletin sesini duyurabilmek için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı bugün gerçekten acınacak bir durumda. Anadolu Ajansı Genel Müdürü 2,5 saatlik veri girilmemesini veri akışı olmamasıyla açıklıyor. Bize veri geliyor seçim sonuçları ile ilgili. Bize veri akışı var. Neden Anadolu Ajansı'na veri akışı olmuyor? Değerli basın mensupları, hep söylüyoruz. Demokrasinin 4 tane kuvveti var. Bunlardan bir tanesi de medya. Ama bu medyanın bir kısmı devlet kuruluşu. Ve bu devlet kuruluşu eğer milli iradeyi karartma konusunda iktidara yandaşlık yapma konumuna girmişse bu kabul edilemez. Buradan açıkça söylüyorum. Bir an önce açıklamadıkları illerin sonuçlarını açıklasınlar. Bu verilerin ellerinde olduğunu biliyoruz. Ama bunu yapmamakta ısrar ediyorlarsa, emirle talimatla bir haber ajansını hareket eder hale getiriyorlarsa, başında bulunanlar derhal o görevlerden istifa etmelidir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.